Boğaziçi Üniversitesi'nin İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün davetiyle hem girişimcilikten hem biraz basketboldan, yatırımlardan vesaire konuştuk. Güzel sohbet ettik. Sonlara doğru açıldı öğrenciler soru sorma konusunda ama keyifli bir sohbet oldu. Bu tarz şeyler yapmak isteyen bir sürü okul var, bir sürü davet de geliyor biliyorum. Vakit oldukça hepsine zaman ayırmaya çalışacağım. Diğerlerinde görüşürüz. Out of rhythm, out of time.
city. See rap, that's the benefit. I came to your city, you fell in love with me. I smashed for the hell of it. My new chick is everything. Your envy is evident. I do not have time to talk about my past and all your stories and embellishments. I'll give you an hour or two, the best of your life you can relish in. Running around talking about these accomplishments, things that you never did, pounce the president. Man, Mike, it's been history ever since. My writer is whiskey and M&M's. I just popped a pill, I feel limitless. A steady beat goes 1, 2, 3, 4. A steady heart goes, I love you more. I know sometimes it's confusing. Herkese iyi akşamlar. Fokuslanmıyor. Fokuslan. Herkese iyi akşamlar. Yoğun trafikli bir gün. Birkaç gün önce yapmam gereken şeyi şimdi yapıyorum. Öncelikle dün Adana'da olan olaylarla alakalı kısaca bir şey söyleyeceğim. Her şeyden öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor bir süreç. Olmalı kesinlikle. Konuya daha derinlemesine girmek gerekiyor gibi geliyor bir tarafından ama diyebileceğim tek bir şey baskı, ceza yöntemleriyle insanları kontrol etme çabası ne kadar verimli oluyor. Burada gerçekten ortada insanlar dışarı kaçak yollarda dışarı çıkmasın diye alınan önlem baktığınızda ne tür hayatlara mal oluyor. Bir yerde geleceğiz o noktalara. Ne zaman bilmiyorum. İkinci bir konu. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ermay bir tweet atmıştı. Ermay Kuço. Eski basketbolcu. Eski takım arkadaşım aynı zamanda. Tweet'i şurada görebilirsiniz. Bahsettiği konuda genç oyuncuların girdiği rekabetle alakalı şeylerdi. Onunla ilgili kısaca bir şeylerden bahsedeceğim. 2-3 tane yoğunlaşılması gereken konular var. Özellikle bireyin kendisinde. Ve bu konuda ben, Ermal, Engin, Doğuş, Gökhan, Şirin bunlar
Şu anda 1. ligdeki örnekler genelde 1. lig oynamış ve kolejde eğitim görüp de Türkiye'ye geri dönmüş. Ama hepimizin de kendine göre farklı hikayeleri var. Hepimizin kendine göre farklı birikimleri var. Olay, bunu izleyen ve hayatının bir noktasında koleje gitmek isteyen, Amerika'da okumak isteyen ve basketbolunu devam ederken eğitimini de devam ettirmek isteyen kişiler burada. Herkes kendi hikayesini kendi yaratıyor. Buna önem göstermesi lazım. O yüzden en önemli nokta bireyin ne yaptığı, kendi çabası ne, kendi yapmak istedikleri ne. Bu noktada tabii ki de etrafındaki insanlar da çok önemli hale geliyor. Burada en önemlisi yan öğelerde en önemlisi aile. Ailenin yaklaşımı nasıl? Ailenin hedefleri ne? Bence ben öyle anne ve babaya sahip olduğum için ve ben bana yol gösterebilecek bir abiye sahip olduğum için çok şanslıyım ama yine de bence ailenin tek hedefi oğlunun ya da kızının kendi kararlarını verebileceği doğru yönlendirmeleri yapması. Benim Amerika'ya gitmemdeki en büyük etkenlerden biri kendimi basketbolcu olarak daha yeterli görmüyordum 17-18 yaşında. Üniversitede de okuyordum. Birinci sınıfı bitirdiğimde 4-5 tane dersten bütünlemeye kalmıştım ve kendime bir hikaye çizmem gerekiyordu. O hikaye profesyonel basketbol yoluyla gelişecek durumda değildi. Pardon. Geri geldim. Kendi hikayeni yaratırken ve yapacağın şeyleri görürken en önemli şey ne istediğin, nasıl başarmak istediğin ve o başarıya nasıl ulaşacağın. Tekrar ediyorum, herkesin kendi içinde çizdiği yol ayrı ama aynı zamanda kimse o yolu senin için çizmeyecek. Kimse senin yapman gerekenleri veya senin ulaşacağın noktayı bilemeyecek. O ulaşacağın noktayı ve ulaşırken attığın adımları sadece sen atabiliyorsun. Bunu aklında tuttuğun zaman o zaman etrafındaki insanları da beraberinde o hikayede, o macerada bulundurman daha kolay oluyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle böyle kafana bir yerlere kazı. Ailenin en büyük etkeni demin söylediğim gibi senin istediğin yolu çizmesine katkı vermesi, senin istediğin yola emek vermesi. Genelde özellikle sporun içerisinde, özellikle bunu sanatta da belli şekillerde görebiliyoruz. Ailenin hedefleri, hırsları çocuklarının yapabileceklerinin önüne geçebiliyor. Çok sayıda veli ile iletişim kurma fırsatımız oluyor Güler Legacy sayesinde. Bunun içerisinde her zaman hedeflediğimiz şeyler bütün hayatı, özellikle eğitim hayatı yarış içerisine geçen gençlerin sporu daha eğlenerek yapabilmesi. Spora geldiği zaman o yarışın içinden çıkıp keyif alacak ortamı yakalaması. Çünkü spor deşarj olma noktası. Spor keyif alınabilecek bir nokta. Ve bunu yapabilmek için ve doğru şekillerde yapabilmek için gerçekten her şart bir araya gelip doğru şekilde puzzle oluşturmalı. Antrenör burada büyük bir etken olabiliyor. Antrenörler kulüp ortamlarında hem başarıya odaklılar haklı olarak hem de belirli seviyelerde oyuncuları geliştirmeleri gerekiyor. Bu konuda antrenörlerin de kendi hedefleri var, kendi hırsları var. Onların ama aynı zamanda oyuncunun gelişebileceği ortamlarda yakalanıp antrenörün göstereceği emeğin ve antrenörün hedeflediği hırsların içerisinde ben bu oyuncunun yetişmesinde emeğim oldu deme isteği olmalı. Bu çok uzun süreli ve çok hayali bir hedefmiş gibi gelebilir ama ben bugün geçmişe baktığımda bütün takım antrenörlerimi ismen hatırlıyorum. Onlarla çalıştığım ve onlardan öğrendiğim süreçlerde neler olduğunu ve onlardan neler öğrendiğimi veya onlarla olan iletişimimin bugün hangi noktada olduğunu görebiliyorum. Ve gerçekten yani herkesin nasıl okul hayatında yer etmiş bir öğretmen varsa benim için de benim kariyerimde çok mühim etkileri olan antrenörler hem kolej hayatımda oldu hem altyapılarda oldu. Profesyonel hayattaki ilişkilerimi ve antrenörle olan tecrübelerimi zaten sık sık bahsediyorum farklı yerlerde. O yüzden o ilişki de çok mühim ve antrenörün oyuncunun gelişmesi için göstereceği niyet de çok mühim. Erman'ın bahsettiği konu içerisinde bir de anlatılması gereken bir konu da şu. Benim Amerika'ya gitmemdeki en büyük isteklerden bir tanesi ben kendi yaşlarındaki insanlarla rekabete girmiyordum profesyonel hayatta. 17 yaşındaydım.
Beşiktaş'ta oynadığım sürece hem benden yaşça büyük olan insanlar vardı, hem bunların aynı zamanda yabancı versiyonları vardı. Ve o rekabete girebilecek ortam yoktu. Amerika'ya gittiğimde ise kendi yaş grubumdan ya da benden en fazla 3-4 yaş büyük olan insanlarla oynayıp aynı temel basketbol bilgileri, aynı seviyede olan veya belki arada çeşitli farklılıklar olan insanlarla karşılıklı geliyordum. Bu etkeni yaşamak ve onu bir 3-4 sene daha uzatabilmek, o zaman geri geldiğinde buradaki rekabete tekrar cevap verebilecek ortamlara girmeni sağlayabilir. Ben Amerika'ya gittim. 3-4 sene dediğim gibi kendi yaş grubumdaki insanlarla karşılıklı oynadım. Daha sonra geldiğimde hem altyapıdan gelen çocuklardan bir tık yukarıdaydım tecrübe ve oyun bakış açısı olarak, hem de o rekabetin alışkanlığını yaşayarak o 4-5 seneyi geçirdikten sonra yukarıda başarılı olmam daha kolay oldu ve bu rekabeti öğrenmek çok mühim oldu. Aklıma gelenler bu kadar şimdilik. Yarın Vitoria'ya gidiyoruz Baskonya ile maçımızı oynamaya. Yoğun 2-3 haftamız var gene önümüzde. Zaten devam ediyor o yoğunluklar. Ama bu konuyu da sizle çok daha soğumadan Ermal'le yaptığımız konuşma paylaşım istedim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.